geldik atmosferdeki su buhar. Bu işte nemden, buharlaşmadan, buhar basıncından bahsedince su buharından da bahsetmemiz gerekiyor. Havada bulunan su buharı nem olarak ifade edilir. Nem miktarı bağıl nem şeklinde gösterilir. Biliyorsunuz belirli sıcaklıkta havada bulunan su buharı miktarının özellikle havanın taşıyabileceği maksimum özellikle nem miktarına oranına biz bağıl nem diyoruz. Biraz coğrafyayla çok bağlantılı olduğu için de biliyorsunuz bağıl nemi orada da görürsünüz. Ve higrometre ile ölçülür arkadaşlar. Su buharı bulunmayan havaya da biz kuru hava şeklinde bir tanım yapıyoruz. Ve nemli hava, kuru hava ile nemin biraz karışımı şeklindedir. Hava kütlesinin belirli sıcaklıkta alabileceği en fazla nem miktarını maksimum nem olarak adlandırıyoruz. Bu sınır değeri aynı zamanda da biz doygunluk değeri de diyoruz. Doygunluk noktasına ulaşmış bir artık hava soğuduğu zaman da yağış başlar ve yağmurlar gözlenir. Ve bağıl nemle ilgili hemen güzel bir tane sorumuz gelecek. Önce onunla ilgili yorumumuzu yapalım. Atmosferdeki nem miktarını maksimum nem miktarına bölüyoruz ve bunu getiriyoruz, yüzde çarpıyoruz. Evet, 2013'te bir tane bağıl nemle ilgili enteresan bir şekilde o yıllarda ilk sene müfredata konmuştu ve hemen o yılda soru olarak çıkmıştı bağıl nem. Diyor ki, suyun buhar basıncı 20 milimetre civa demiş, %80 hemen bağıl nem yerine %80 yazıyoruz arkadaşlar ve suyun buhar basıncının 20 olduğunu demiş, yani maksimumu söylüyor bize. %80 bağıl nem içeren bölgedeki havadaki su buharının kısmi basıncını soruyor. Yani atmosferdeki nem miktarını soruyor. ATM'deki nem diyelim biz buna ve bu suyun buhar basıncının 20 dediğini de maksimum nem miktarı olarak aşağı yazıyoruz ve çarpı 100 diyoruz. Bunlar gidiyor arkadaşlar ve bu havadaki su buharının kısmi basıncının ne olduğunu soruyor bize. Su buharının kısmi basıncı hemen yazıyoruz. İkisini çarparsak o da ne yapar arkadaşlar? 16 yapar. Evet, demek ki buradaki su buharının kısmi basıncı ve suyun buhar basıncı şeklinde bu çarpımda 16'yı bulmuş olduk. Hatta milimetre civa şeklinde de yazalım. Evet, demek ki bu nem miktarı ile ilgili de bilmemiz gereken şey bu. Geldik bir başka coğrafi bilgi. Gerçek ve hissedilen sıcaklık, ki bu da sınavda çıkmıştı. Çok uzun bir TYT sorusu vardı. Ben burada onu çok uzun olduğu için almak istemedim. Biraz karışık bir şekillendim ama görürsünüz mutlaka, çözersiniz. Termometre sıcaklığı ile insanların hissettiği sıcaklık aynı olmayabilir. Ki öyledir de zaten çoğunlukla. Meteorolojik amaçlı ölçümlerde termometrenin gösterdiği sıcaklığa biz gerçek sıcaklık diyoruz. Ama biz insanlar olarak hava sıcaklığı, nem ve rüzgarla etkileşim sonucunda vücudumuzun hissettiği sıcaklığa da hissedilen sıcaklık diyoruz. Bağıl nem düştükçe hava sıcaklığı daha soğuk olur. Yüksek olduğu zaman da daha sıcak. Hatta deriz ya, nemli havalarda çok basık, çok sıcak. İşte bunun nedeni nemin arttığı ortamlarda özellikle sıcaklığın daha fazla hissedilmesidir. Kışın da tam tersi olur. Ne kadar çok bu anlamda bağıl nemde eğer bir düşüş varsa o zaman işte kuru ayaz dediğimiz çok soğuk o sıcaklığı hissedebiliriz. Dış ortam şartları, işte güneş ışığı, rüzgar gibi, yağış gibi arındırılmış ortamda ölçülen sıcaklık değerine göre gölgedeki sıcaklık deriz. Hani hep gölgedeki sıcaklık diye bir şey geçer hava durumlarında. O normal gölgede ölçülen bir sıcaklık değildir. Orada tabir ettiği şey tamamen dış ortam koşullarından uzaklaştırılmış şeklinde ölçülen bir sıcaklık değildir. Bir tane örneğimiz var. Nem ve sıcaklıkla ilgili demiş. Hangisi doğrudur mu diyor, hayır hangisi yanlıştır diyor. Bakalım. İçerisinde hava su buharı, içerisinde havada su buharı varsa nemli hava şeklinde ifade edilir, doğrudur. Belli sıcaklıkta havanın taşıyabileceği maksimum nem miktarına maksimum nem denir, evet. Hissedilen sıcaklık gerçek sıcaklıktan daima büyük olur demiş, hayır.
kışın özellikle bunu daha da soğuk şekilde hissedebiliriz. Bazen yazın da tam tersine daha fazla hissedebiliriz. Yani daima diye bir kalıptan bahsedilmez. Meteorolojik amaçlı ölçümlerde termometrenin gösterdiği hava sıcaklığına gerçek sıcaklık denir, doğrudur. Hissedilen sıcaklık bağın nem ve gerçek sıcaklık ile hesaplanır demiş, doğrudur. Ve geldik gazların. AYT'de de söylediğim gibi daha geniş bir şekilde anlatacağımız ama TYT'de sadece böyle özellikler üzerinden gideceğimiz kısmına. Şimdi gazlar arkadaşlar katı ve sıvılara göre biliyorsunuz daha düzensiz, birim hacimdeki tancık sayıları daha azdır. Ondan dolayı da biraz daha böyle yoğunlukları katı ve sıvılara göre de daha küçüktür. Ve gazlar titreşim, öteleme ve dönme hareketi yapabilirler. Gazlar bulundukları kabı tamamen doldururlar. Tancık arasındaki boşluk miktarı fazla olunca araya çok fazla yerleştirilme. Belli şekil ve hacimleri yoktur. Konukları kabın hacmi gaz hacmine eşittir. Gaz tancıkları arasında boşluklar çok fazladır. Tancıkları birbirinden uzak ve bağımsız hareket ederler. Gaz tancıkları arasındaki itme ve çekme kuvvetleri katı ve sıvılara göre çok az. Hatta biz bunları türler etkileşimlerine dahil etmedik. Çünkü gazların tancıkları arasındaki etkileşim kuvveti o kadar az ki bu azlıktan dolayı da biz onu yok denecek kadar az diye kabul ederek almayız. Ve gazlar düşük sıcaklıkta sıkıştırılarak sıvılaştırılabilirler. Soğutucu akışkanlardan bakmıştık. Ve gazlar sıcaklıkla genleşebilme özelliğine sahipler ve maksimum düzensiz ve oldukça da enerjiktirler. Bunlar gazlarla ilgili sıralayacağımız belli başlı özellikler. Bunların üzerine daha ilave yapılabilir mi? Tabii ki de. Ama gazların biz burada öncelikle onları nitelendiren büyüklüklerden bahsedeceğim. Birincisi basınç. Bulundukları kabın her yerinde homojen dağılan gaz molekülleri kabın çeperlerine çarparak kuvvet uygularlar ve biz buna basınç deriz. Gaz karışımı olan atmosferin uyguladığı basınca da biz dış basınç şeklinde yorumlarız. Deniz seviyesinde de bu 1 ATM'dir deriz. Geldik birimlere. Bu birimlere çok dikkat edeceksiniz. Bir atmosfer 1,013 bardır. Bir atmosfer aynı zamanda 76 santimetre civarıdır. Bir atmosfer 101-325 paskaldır ve 1 milimetre 1 tora eşittir. 1 ATM 760 milimetre yani 760 tordur. Lütfen birimleri çok iyi bilelim arkadaşlar. TYT kısmında bunlar sizin için çok önemli. Hacim ise gazların kendine özel bir hacimleri yok. Bulundukları kabın hacmini tamamen kaplıyorlar ve o kabın hacmine de eşittir hacimleri. 1 litre 1 desimetre küp diye geçer ve 1000 santimetre küptür. 1 desimetre küp 1000 mililitredir ve 1 metre küp 1000 litre şeklinde tanımlanır. Ve geldik mol sayısı. Gazların biliyorsunuz tanecik olarak da Avogadro sayıları kadar taneciklerine 1 mol denir. Bu gazları niteleyen büyüklükler ve bazı tanımlamalar olduğu için molü burada özellikle küçücük bahsetmek istedim. Yoksa bizim mol ayrı bir konumuz olarak zaten anlatacağımız bir bölüm. Mesela 1 mol helyum 6.02.10.23 tane helyum atomu ya da işte 2 mol CH4 2x6.02.10.23 tane CH4 molekülü şeklinde gösterilir. Ve sıcaklık dediğimiz zaman işte burası çok önemli. Bütün kimya konularımızın içerisinde en etkileyici faktördür sıcaklık ve biz bununla ilgili birim olarak şöyle bir tanımlama yapabiliriz. Birim molekül başına düşen ortalama kinetik enerjidir ve 3/2 R çarpı T ile gösterilir. Santigratın üzerine 273 eklediğimiz zaman bulduğumuz bir sayısal veridir bu da. O yüzden sıcaklığın tanımına dikkat ediyorsunuz. Birim molekül başına düşen ortalama kinetik enerjidir. Ve -273 santigrat tüm maddelerin kinetik enerjisinin sıfır olduğu bir sıcaklıktır. O yüzden 0 Kelvin diye mutlak sıfır noktası olarak da geçer arkadaşlar. Ve burada bir tane örnek ben hemen sormak istedim nicelik dönüşümleriyle ilgili. Mesela 1 mol tanecik 6.02.10.23'tür doğrudur. 200 mililitre 0,2 litredir doğrudur. 0,5 ATM yani yarım atmosfer 380 milimetre civadır doğru.
Çünkü bir ATM neydi? 760 milimetre civardı. O yüzden doğrudur. 273 Kelvin 546 santigrat demiş. Hemen Kelvin'le ilgili birimiz neydi? Santigrat artı 273'tü. O yüzden 273 Kelvin santigrat artı 273 şeklinde yazarsak gördüğünüz gibi o da neye eşit çıkar arkadaşlar? Sıfıra eşit çıkar. Demek ki 546 santigrat derece olmamız yanlıştır. 76 santimetre bir ATM'dir ve de doğrudur. Ve saf maddelerin hal değişimi. Saf maddelerin hal değişimi ısıtılarak ya da soğutularak ya da basınçla sağlanabilir. Mesela propan ve bütan gazlarının basınçla sıkıştırılmış hali bir sıvı LPG'ye dönüşmesi basınç etkisiyle hal değişimine bir örnektir. Bunun yanı sıra hal değişimi fiziksel olmakla beraber özellikle molekül yapısı üzerine bir değişime sebebiyet vermez. Şimdi burada bir tane soru üzerinden bir hal değişimi olayını grafiksel olarak nasıl yorumlayacaksınız? Hemen söyleyeyim. Saf bir maddenin bir atmosfer basınçtaki hal değişiminde bakın iki tane sabit nokta gördünüz. Önce buraya ne yazıyorsunuz? Katı. Burası katı artı sıvı. Burası sıvı. Burası sıvı artı gaz. Diğer taraf ise gaz şeklinde. Ve bakın burası erime noktasını gösterir. Sıcaklığın sabit kaldığı nokta erime noktasıdır. Burası ise kaynama noktasını gösterir. O yüzden bu 30 derece ve 89'a dikkat edin. Saf maddeler hal değiştirirken sıcaklıkları sabit kalır. Dikkat. Peki diyor ki 25 santigrat derecede katı haldedir. Doğru çünkü 30 derecede eridiği için. T1 ve T2 aralığında katı ya da sıvı bir arada bulunur demiş. Doğrudur. 100 santigrat derecede ve 89'da kaynadığı için 100 santigrat derecede gaz haldedir. Doğrudur. T2 T3 aralığında buhar basıncı değişmez demiş. Şimdi buhar basıncı sıcaklıkla doğru orantılı. Sıcaklık T2 T3 aralığında artıyor. Dolayısıyla da buhar basıncı ne yapar? Artar. Peki hocam buhar basıncı ne zaman değişmez? Buhar basıncı kaynama anında dış basıncı eşit olduğu için işte o aralıkta değişmez. T3 anda da kaynama başlar. Doğrudur. O yüzden hangisi yanlış oldu? Denizli ve geldik son bölüm plazma hali ve özelliklerinden bahsedeceğim. Kısacık da olsa plazma haline güneş örnek verebiliriz. Güneşin yapısındaki elektronları kopmuş hidrojen ve helyum iyonları şeklinde söyleyebiliriz. İyonize gaz da denilebilir buna. Atom, molekül, iyon gibi özellikle elektronların tamamının çok ilginç bir karışım şeklinde bulunduğu bir haldir plazma hali. Biraz katı sıvı gazdan ayrışır bu anlamda. Mesela şimşek, yıldırım, mum, kibrit alevi, kutup ışıkları hepsi plazmaya birer örnektir. Ve bunlar floresan lambada, plazma toplarında çok fazla görebilirsiniz. Ve plazmada pozitif ve negatif yüklerin birbirine eşit olduğu için nötr özellik gösterir. Isı ve elektriği bunlar da aynı şekilde iletirler arkadaşlar. Yine plazma, nötr, atom, molekül, iyon, elektron hepsinin serbest halde elektriği iletmesi durumuyla beraber tanecik modeli olarak da kendini gösterir. Bu artılar, eksiler çok harmanlandığı için o iletken işte oradan gelir. Çok manyetiksel bir alan özelliği gösterir çünkü. Plazmanın da gazlar gibi belirli şekil ve hacimleri yoktur arkadaşlar. Elektriksel ve manyetik alanlardan çok çabuk etkilenirler. Plazma haline tepkimeler tabii ki bir tık daha hızlıdır diyebiliriz. Evet. Sevgili arkadaşlarım, bugün size maddenin halleri konusunu anlattım. İnşallah yine sizin için güzel bir şekilde aktarım olmuştur. Bir dahaki dersimizde tekrar görüşmek dileğiyle hepinizi sevgili kucaklıyorum. Hoşça kalın, iyi günler diliyorum.